Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Dynamo koordinat sistemi kullanarak nokta ve çizgi oluşturma ile çalışmanın bazı püf noktaları ve ipuçları ile ilgili konuşuyor olacağız. Manage tabanından Dynamo'yu çalıştırıyorum. Burada birkaç saniye bekledikten sonra Dynamo ekranım açılıyor. Neve tıkladığımda bana burada parametreleri de girebileceğim, ayrıyetten çizimlerimi de görebileceğim bir ekran açılıyor. İstersen mouse'uma sağ klik yapıp parametremi bulabilirim. İstersen de bu parametre kütüphanemden istediğim burada parametreyi ayrıca girebilirim. Koordinat sistemiyle çalışacağım için ilk önce benim burada koordinat sistemini belirlemem gerekiyor. Koordinatlarla nokta oluşturmak da oldukça basittir. İlk adım olarak oluşturmak istediğimiz noktanın koordinatlarını belirlememiz gerekiyor. Burada bizim koordinat sistemimiz x, y ve z'den oluşuyor. Diğer bir adıma gelecek olursak da burada koordinat sistemini bağlayacağımız bizim bir değere ihtiyacımız var. Bunun parametresine de baktığımız zaman, yani ben burada x ve y, z'yi ayrı ayrı parametreye bağlayacağım. Number Slider'a tıkladığımız zaman bunun özellikle alt kısımlarında yazan basic input gibi değerlere de dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Bu şekilde oluşturduğumuz parametrenin sayılarını istediğimiz gibi hassas şekilde bu parametreyle değiştirebiliyoruz. Şu anlık ben 10 yazıyorum. Daha sonra x, y, z'yi ayrı ayrı bir parametreye bağlamak istediğim için bundan 3 tane türetmem gerekiyor. İstersen bu kütüphaneden bunu yapabilirim. İstersen de bunu kopyala yapıştır yöntemiyle yapabilirim. İlk parametremiz ise daha sonra y'ye, daha sonra da z'ye bağlıyorum. Artık x parametrem 10'a, y parametrem 10'a ve z parametrem de 1'e bağlı olacak şekilde ayarlanmış durumda. Şimdi ise benim bir line oluşturmam gerekiyor. Bu line'ı oluştururken de ilk önce başlangıç ve bitiş noktasının ne olduğunu anlamak önemlidir. Başlangıç noktası çizginin başlangıç noktasını temsil ederken bitiş noktası ise çizginin sonlandığını ifade etmektedir. Buradaki ben koordinat parametremde ilk önce start point'e point kısmını bağladığım zaman burada end point'e de ayrı bir point'i bağlamam gerekiyor. O yüzden ben bu koordinat sistemini tekrar türettim. Ardından da bu x, y, z parametresini de tekrardan farklı bir number slider ile bağlamam için yine 3 tane burada türetiyorum. Ve türettikten sonra ben burada x parametremi ilkine burada bağlıyorum. İkinci parametremi burada tekrardan y'ye bağlıyorum. Ve burada z parametremi de bağlayıp aslında point'ini de at point kısmına getirip aslında parametre bağlama işlemimi tamamlıyorum. Daha sonra çizim kısmına gelelim. Buradaki enable background kısmından bunu yapabiliyoruz. Çizimimi burada görüntülüyorum. Aslında burada verdiğim değerlere göre bu çizimim oluşmakta. Yani ben burada değerleri tutup değiştirdiğim zaman, örneğin ben burada y değerimi 17 yaptığım zaman ona göre değişmekte. Ayrıyeten yukarıda bağladığım koordinat sisteminin parametrelerini de ayrı ayrı değiştirdiğimde otomatik senkronize bir şekilde line'ımın değiştiğini görüyorum. Tekrar ben x, y, z'yi 0'a çektiğimde burada x'i de 0'a çekelim. X ve y, z'nin 0 olduğu noktada da line'ım oluşmuş durumda. Line oluşturmak aslında koordinat sistemiyle bu kadar kolay. Umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.